benim anladığım kadarıyla yani inanılmaz bir deşarj oluyorsun. Kendini kaybediyorsun, mutlusun. Dans ederken çok mutlu. Evet, o anda çok mutlu olduğunu görüyorum yani. İnanılmaz mutlusun Halit. Değil mi? Evet. Çok mutlusun yani. Peki Ebru da, bir ara Ebru ile de sıkıntı yaşamışsınız. Ebru 4 ay evi terk etmiş. Evet. Değil mi? Neden? Ya bu hayatın acısını çekiyorsan tatlısını yemeyi de beklemek lazım her zaman. Ya ailevi sorunlar diyelim. Hani küçük küçük sorunlardı ama o an işte insanın gözü dönünce hani büyük tepkiler çıkıyor ortaya. Dedim ben gidiyorum dedim. Gidersen git dedi. Tamam. Neyle kızdın? Yani onu bize söyle lütfen. Valla geçmiş gün mesela neydi çok net hatırlamıyorum ama. Hamit neyle kızdı senin, doğru söyle. Hamit bence her şeyi bize anlatmıyor. Vallahi ben bir şeye kızmadım. Dilan'la ilgili de her şeyi anlatmıyorsun galiba. Yok vallahi kızlarla trump oynamışsın. Onun videosunu ben dün asker kınam, benim bir ufaplayan asker kınası vardı. Ha. Orada çalışan kızlarla beraber trump oynamışsın. Ne oynamışsın? Turp mu? Tulumba. Tulumba oyunu var. Onu oynamışlar. Nasıl kızlar? Ben normal. Oyun? O kızlar tulumba oyunu oynuyormuş. Çok ben de normal oynayayım. Nasıl bir oyun tulumba? Nasıl bir oyun? Derken vallahi ben de bilmiyorum zaten. Göster bak nasıl bir şey. Oyun mu şey? Ben normal oyun ya. Dans mı? Ben dans ediyordum. Oynuyordum zaten. Onlar ne yapıyor? O kızlarla beraber oynuyorduk. Yani iş arkadaşlarında buyursun sahneye. Bir gösterir misin de? Ben şey vallahi gibi, bilmiyorum. Bilen var mı tulumba oyunu? Medinelerin oynadığı gibi toplu bir oyun grubu galiba. Öyle diyelim. Bir gösterir misin lütfen? Vallahi. Söyle diyor zaten. Sen ya, kızlarla eğlence yani şey askerlik eğlencesi. Evet kızlarla eğlencesine beraber asker eğlencesiydik. Bizim asker benim eğlencesinde kızların ne işi var pardon? Düğün salonunda yaptık asker eğlencesini. Ha. Kendi akrabalarım. Ha? Efendim? Kendi akrabalarım. Kendi akrabalarım. Kendi akrabalarım. Evet. Kendi akrabalarım. Ondan sonra elemanlar da zaten o gün de ertesi gün de düğün vardı. Temizlik evet. Yapmaya geldiler zaten tamam iş yerine. Onlar da arkadaşlarla beraber çalıştığımız için. Yani Dilan da kopma noktasına geldiğiniz olayı anlatıyorsun. Dilan, evet. Dilan da zaten beraber, Dilan'la beraber oynadık zaten. Ondan yani Dilan sonra, da orada. Dilan da orada zaten. Ha, Oynadı. Dilan sahnenin önünde zaten. Piste burası zaten. Burada beraber oynuyor zaten kızlarla beraber. Ha, sen. Ondan sonra bir de baktım. Dilan bunu görmüyor. Sahnenin önündesin, görmüyorsun. Eve gidiyorsun. Düğün siz, askeri kınasını, CD'sini izliyorsun. Kızdan oynadığımı görüyorsun, çıldırıyorsun. Dilan seni oynarken nasıl görmüyor? Oynarken görmüyor. Nasıl görmüyorsun? Ne oyunu dedin özür dilerim oyuna? Valla tulumba oyunuymuş da ben hiç tulumba. Duymadım ben. Tulumba oyunu. Hiç duymadım. Hani diyor ya çek çek tulumba diyor ya. Roman havası. Roman havası. Roman. Roman havası. Evet Roman havası. Ha Roman havası. Roman havası. Ben bir oyna bakayım nasıl bir şey ne yapayım. Valla ben onu pek yapamıyorum zaten. Ben genelde oynamadım. Onlar oynuyor da ben o zaman normal oynuyordum. Tamam hadi bulun ya. Nerede müzik yani? Ben bilmiyorum zaten. Kızlarla ben normal yakınlaştın oynuyorum. Mı orada? Yok. Yakışlanan yok. Yakınlaşma. Yakınlaşma yok. Hı. Acaba orada düğün esnasında göremediği bir sahneyi bazen kameralar röntgen evet. Cihazı gibidir. Evet, yani aynen. O sırada bir şeyi farkında değildir. Sırtı dönük yerine biri vardır. Sen o kızla o sırada bir şey yapıyorsundur. Dilan da onu görmüştür. Yok bir şey yapmadım ben. Hı? Olsa zaten derim ben. Açık sözlüyüm ben. Açık söylerim. Müzik var mı arkadaşlar? Hazır mı? Erkan, onu güzel. Bulmayın. Farklı müzik verin. Ben sadece hareketleri merak ettim. Bak Ebru sen de o kız ol. Gel geç karşıya. Yok Ebru'cum. Ben ha? Ben geçmeyeyim. Tamam. Hadi diğer müzikleri verin. Yap bakayım. Ben o sırada normal oynuyordum ben şüpheli. Kız ne yapıyor? Kızlar da şöyle yapıyordu yani. Sen de oynuyorlar. Ben de normal oynuyorum. Evet. Ha. Bunda bir şey yok. Kızlarla omuz mu atıyordun? Evet omuz atıyordum. Kızlar omuz vuruyordu. Öyle diyordum ben. Ya, Ahmet ya. Öyle yani. Bak bu dans senin başına neler açmış. Neler açtı neler başında. Başka neler açtı? Aklından oldum sen. Otur otur. Başka ne açtı başına bu dans? Dans etmek güzel bir şeydir de. Sen biraz yani, abartmış biraz. Evet abartmadan daha güzel olur. Ha? Çok mu abartıyor bazen? Haddinden fazla. Ne yapıyor Ebru? Yani ne bileyim böyle bir ortamda müzik duyduğu zaman kendini bayağı bir kaybediyor. Hani. Abi ben. Yani halkın yani kim halkla milletin düğünün şimdi? Adamların düğününe gidiyorum bakıyorum adamlar normal ama oynuyor. Ama tamam neşe bak yok, şimdi şöyle yok. Bir şey. Ben gidip işte ne neşe katayım de. Ben gidip sen orada, tanımadığım bir düğünü görüyorsun. Orada düğün yapıyorlar. Ben o vallahi ben de gidiyorum. Tanımadığın düğüne gidip oynuyor musun? Evet. Vallahi oynuyorum evet. Allah Allah. Tanımadığın düğüne de katılıyorsun. Tanımadığım düğüne de katıyorum tanımadığım. Yani çöpü aldığımızda düğünü tanımıyorum bilmiyorum. Adam geldi o çocuklar geldi kıramadım. Çöpü döktüm. Şoför zaten arabaları çekene kadar dur dedim. Bu arabanın sahibi gelene kadar yarım saat geç. Yarım saatte ben bayağı oynarım dedim.
Girdim düğün salonunun içine, piste. Başladım oynamaya. Baktım çöp arabası gidiyor, koştum girişi mi? Valla o sahneyi gördüm, ilk, evet. İlk videosuydu galiba değil mi senin? Evet. İlk çıkış videosu. Evet. Allah Allah, bu kadar yoğun yani şey yapıyorsun, çok seviyorsun yani. Ama biraz tabii... En azından millet dedim, sevinsin dedim ya. Bak bak bizim düğünümüze de kimler katılmış dedim. Neşesi olsun dedim ya. Ebru, sen ne diyorsun peki? Ya ben bu olayın gündeme patladığında zaten yoktum. Hı. Ankara'daydım, ailemin yanındaydım bazı sıkıntılardan dolayı. Sonradan, terk etmiştin Hamit'i? Yok, terk etme değil. İzin alarak gittim. Bazı dediğim gibi sıkıntılarımız oldu Ankara'da. Gitmek zorunda kaldım. Kendisinden izin alarak gittim. Normalde bir haftalığına diye çıkmıştım evden ama iki haftayı buldu mecburi. Tamam ama ilk ya bu 4 ay gittiğinde 4 ay sonra sen hiç sormamışsın neredesin, ne yapıyorsun Yok, Ebru diye. Yok, hiç sormadı. Hiç? Hiç. Sonra Ebru'yu sormamışsın 4 ay boyunca ne yapıyor, ne ediyor diye. Sordum, sormaz olur mu? Kimden sordun? Karakoldan sordum, ailenden sordum. Herkesten sordum, sormaz olur mu? Hep karakoldan soruyor. Sormadın mı? Ben duymadım. Duydum dersem bana. Yalan olur yani. Şimdi, duymadım. Ben de sormadığını sen, biliyorum. Yani duymadım sordum, ben. Sordum, sormaz olur muyum? Sadece tek bir kişiden ailesine, duydum. Bak sadece tek telefonu sormuş. Yok mu? Niye karakola gidiyor? Telefonun kapalıydı ki. Telefonumun numarasını değiştirmiştim o ara. Tamam, akrabalarını tanıyorsun. Akrabalar da bilmiyor zaten. Kayıp ilanı verdin mi? Verdim. Karakoldan çıkabilir kayıp ilanı da. Çıkmadı ama. Çıkar. Kayıp ilanı vermiş olsam ifadesini almak zorundalar ama. İfademi aldılar. Aldılar mı? Tamam, o zaman vermiş. Verdim kayıp. Şeyden nerede bir yerde aldılardı bu. Tekirdağ'dan bu tarafa dönerken, Ankara civarına dönerken aldılar. Sen 4 ay kimin yanında kaldın? Ben 4 ay boyunca Tekirdağ'da bir tane eşyalı bir ev tuttum. Hı. Orada kalmak zorunda kaldım. Günlük işe gitmeye başladım. Sabah iş yapıyordum, akşam eve geliyordum. Akşam da saat gece 12'ye kadar sahilin kenarında oturuyordum. Niye baktın Hamit? Bilmiyor olayı da o yüzden bakıyorum. Bilmiyorum ben. Ha, yeni Çünkü mi duydun? Hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi mi duydun? Evet, yeni şimdi duydu. Niye anlatmadın hiç kocana? Anlatma gereği duymadım, öyle söyleyeyim. Çünkü hadi gel güven işte. Ne de özür dilerim. Hadi gel güven. Sana kim nasıl güvenecek? Hadi gel güven şimdi diyor. Niye, kafam mı karıştı? 4 ay ne yaptı diye düşünüyorsun. Şimdi 4 ay ne yaptı? Sen nerede olduğunu düşünüyorsun? Neredeydi? Ben bilmiyorum. Çok aradım zaten. Karakola kaç sefer gittim. Vallahi gitmemişsin. Bak notlarımda da var benim. Demişsin Aksaray ki evi terk etti demişsin. Emniyetine sorabilirsiniz abla. Hı? Aksaray emniyetine sorabilirsiniz. Gitmişsin mi gitmemişsin mi? Kayıp ilanı vermişsin mi vermemişsin mi?